Doktor Paulus'un öğrencilerine yaşlanmanın psikolojik tehlikelerini öğretirken onlara şu olay oldu. Hasta ne konuşuyor, ne de söylenenleri anlıyor. Bazen saatlerce anlaşılmaz şeyler yapıyor. Zaman, yer ya da kişi kavramı yok. Yalnız nasıl oluyorsa kendi adı söylendiğinde tepki veriyor. Son 6 aydır onun yanındayım. Ne görünüşü için bir çaba sarf ediyor, ne de bakım yapılırken yardımcı oluyor. Ona hep başkalarını besliyor, yıkıyor ve giydiriyor. Dişleri yok. Yiyeceklerinin püre halinde verilmesi gerekiyor. Gömleği salyalarından dolayı sürekli leke içinde. Yürümüyor. Uykusu sürekli düzensiz. Gece yarısı uyanıp çığlıklarıyla herkesi uyandırıyor. Çoğu zaman mutlu ve sevecen. Fakat bazen ortada bir sebep yokken sinirleniyor. Bu olayı okuduktan sonra Ruskin öğrencilere böyle birinin bakımını üstlenemeyeceklerini sorar. Öğrenciler bunu yapamayacaklarını söylerler. Ruskin kendisinin bunu büyük bir zevkle yaptığını ve onların da yapması gerektiğini söyleyince öğrenciler şaşırırlar. Daha sonra Ruskin hastanın fotoğrafını öğrencilerine dolaştırmaya başlar. Fotoğraftaki doktorun 6 aylık kızıdır. Ruskin 6 aydır kızına bakıyordur. Şimdi anlattığımız hikayemizde biz ailenin ne kadar önemli olduğunu, anne babalığın ne kadar zor olduğunu herhalde fark ediyoruz. Biz bu programımızda anne babalığın zorluğundan bahsettiğimiz gibi anne babaya düşen görevlerin neler olduğunu, bu konuda ailelere nasıl yardımcı olabileceğimizi, dünyanın en zor işi olan anne babalıkta neler yapabileceğimizi konuşacağız, paylaşacağız. Çeşitli konuklar alacağız. Programlarımızda, önümüzdeki programlarımızda bireyi yani çocuğu tanıma, aile içi iletişim, verimli ders çalışma yöntemlerini konuşacağız. En iyi ders çalışma yöntemleri nelerdir? Hem öğrencilerimize hem de ailelerimize bunu açıklamaya çalışacağız. Ayrıca matematik problemi nasıl çözülebilir diye bir program yapalım ve bu matematiği bir gün derinlemesine ele alalım diye düşünüyoruz. Ayrıca çatışma çözme yöntemleri ve meslek seçimlerini önümüzdeki günlerde işleyeceğiz. Şimdi bugünkü konumuza geçebiliriz. Evet, iyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bu ilk programımızda biraz önce bahsettiğimiz gibi eğitimde neler yapabiliriz, bireyleri nasıl tanıyabiliriz, öğrencilerimizi, çocuklarımızı nasıl tanıyacağız? Bu konuda uzman psikolojik danışman Mücahit Şahin Türk arkadaşımızla bunu konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. 1981 yılında Gündüzbey'de, Yeşilyurt, Malatya doğumluyum. İnönü Üniversitesi'nde psikolojik danışma ve rehberlik alanında eğitim aldım. Daha sonra Gaziantep'te yaklaşık 9 yıl çalıştığım bu süre içerisinde yüksek lisansımı orada tamamladım. Özel eğitim alanında, dikkat alanında, sınav kaygısı alanında ve özellikle ölçme değerlendirme alanında, zeka testleri, yetenek testleri, kişilik testleri alanında birçok çalışmam mevcut. Bu şekilde söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Şimdi biz bu konuda çalışmalarınızı şöyle bir baktığımızda çocukları tanımak üzere özellikle yoğunlaştığınızı görüyoruz. Biz şunu biliyoruz ki psikolojik danışmanlarımız ne yapacaklardır? Her konuda kendilerini geliştirecekler ama böyle özel bir konuda kendinizi yetiştirdiğiniz için de uzmanlık alanı olarak belirlediğiniz için de sizi kutluyorum. Bu konuda başarı yolunda çocuğu tanımanın önemi. Bugünkü konumuz biraz önce de söylediğimiz gibi bu. Evet. Başarıda neler yapılabilir? Neden öncelikle çocuğu tanımalıyız?
başarılı olabilmek için bizim tezimiz nedir? Öncelikle çocuğu tanımak. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Alabilir miyiz hocam? Tabii. Yani şöyle bir örnekle başlamak doğru olur. Benzinliğe gittiniz ve diyelim ki benzinli bir aracınız var ve motorin dolduruyorsunuz. Sonra o aracın durumunu bir değerlendirin. O araçta yapmış olduğunuz hasarı bir değerlendirin. Evet. Ya da işte motorinli bir araca LPG belki mümkün değil ama bunu yüklediğinizi düşünün. Ve o motorinli olan aracın geleceği durumu düşünün. Neden bu örnekten başladım? Yapacağımız hasarı anlatabilmek için bu örnekten başladım. Her birey farklıdır. Her birey özeldir. Bu konuda bir şey diyeceğim, böleceğim. Tabii. Arabayı götürürüz, hurdaya bırakır, yenisini alabiliriz. Kaskomuz vardır ama çocuklarımızın kaskosu yok. Kesinlikle. Yani yanlış yapma lüksümüz yok çocuklarımızda. Geriye dönüp hocam? Düzeltme imkanımız yoktur. Çok güzel. Evet. Her birey özeldir diyoruz. Her bireyin özel olması, farklı olmasının belli bir kökeni var. Bu kökende özellikle bireyin kalıtımsal yapısı, kalıtımsal yapısıyla birlikte çevresel unsurlar. Bu bireyin temelde farklılaştığı unsurlar. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bu araştırma sonuçlarında yaklaşık olarak biyoloji ve genetik biliminin bize vermiş olduğu bir veri var. Aynı anne babadan 8 milyon farklı birey olma ihtimali var. Evet. Düşünün, aynı anne babanın 8 milyondan fazla birey olma ihtimali, çocuğu olma ihtimali var. Böyle birbirinden farklı özellikler kalıtımsal anlamda. Bir de çevresel unsurlar var, yaşantı alanlarımız var. Mesela çocuğun oynamış olduğu oyuncaklar, iletişime girdiği başka bireyler. Büyüdüğü sokak, bahçe. Kesinlikle. Değil mi? Burası evet. Da hocam bir ek yapayım. Nedir? Gelişiminde çok etkili bir alan olarak çevreyi biliyoruz. Ama bu bir tartışma var. Biraz dağıtmak istemiyorum ama çevre mi etkili yoksa genetik mi etkili? Bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz hocam? 20. yüzyıla kadar kalıtımın kesinlikle başat bir faktör olduğu söylendi. Savunuldu bilim adamları tarafından. Daha sonra 21. yüzyılda özellikle çevresel faktörlerin, evet, çocuğun kalıtsal özellikleri belirleyici olsa bile o bireyin temel hayatındaki belirli noktaları çok önemli bir şekilde etkilediği vurgulandı. Bunlar savunuldu ve özellikle bilimsel araştırma sonuçları bunları ortaya koydu. Şimdi biz çocuktan belirli becerileri bekliyoruz. Hani başarı dedik ya, konuya evet, siz öyle girdiniz. Başarı, bir başarı bekliyoruz. Ama başarı beklediğimiz bireyin temel özelliklerini diyelim ki bilmiyoruz. Kapasitesini bilmiyoruz. Diyoruz ki şu becerileri yapmalısın diyoruz. Bundan beklediğimiz davranış bu. Ama o çocuğun onu yapıp yapamayacağı konusunda soru işaretlerimiz var. Fikrimiz yok. Kesinlikle. Aslında. Fikrimiz olsa bile o bize ait bir fikir. Gerçek anlamda o beklentimiz çocuk tarafından karşılanacak mı? Mesela örneklendireyim. Evet. Matematikten 95 almalısın diyoruz. Bir üst seviyede, mesela ortaokulda diyoruz ki Malatya Anadolu Lisesi'ni kazanmalısın ya da Fen Lisesi'ni kazanmalısın diyoruz. Senden beklentimiz bu diyoruz. Daha üst bir durum, mesela üniversiteye hazırlanan bir öğrenciden diyoruz ki avukat olmalısın, doktor olmalısın, mühendis olmalısın diyoruz. Ama o çocuğun kapasitesini ne kadar biliyoruz? Biz arabamızın, yani örneği tekrar geleceğim, arabamızın kaç beygir gücünde olduğunu bilmiyoruz. Ama ona uygun olmayan başka yükler mi? Örneklendirmek gerekirse biraz daha anlaşılır olması benim anladığım galiba bu. Evet. O zaman arabamızı mı iyi tanımalıyız? Yani kesinlikle, aldığımız arabaların gerçekten ne kadar beygir olduğunu, ne kadar gücünün olduğunu, biliyoruz, kaç model olduğunu çok iyi araştırıyoruz. Kesinlikle. Çok da paralar döküyoruz ama... Evet. Çocuklarımızın gücünün ne kadar olduğunu, bizim vereceğimiz yükleri kaldırıp kaldıramayacağını, kaç kilometre hızla gideceğini herhalde hesaplayamıyoruz gibi geliyor. Evet. Evet. Bununla ilgili biraz sonra eğer imkan olursa yine konuşabiliriz. Taşıyabileceği bir yük var. Her insanın taşıyabileceği bir yük, evet, var. Mesela bunun örneklendirelim, basitleştirelim. Bir çocuk 10 kilogram taşıyabilecek bir kapasitesi var. Bu kapasiteyi ne kadar kullanabiliyor, ne düzeyde? Mesela benim beklentim, eğer 20 kilogram taşımasını istiyorsam, beklentimin altında çocuk ezilecektir. Taşıyamayacaktır, yetersizlik duygusu yaşayacaktır.
ve bunun sonucunda kendine olan özgüvenini kaybedecektir. Böyle bir durum var. Bir de tersini düşünün. 10 kilogram taşıyabilecek kapasitesi var. 3 kilogram veriyoruz. Diyoruz ki fazlası sana zararlı diyoruz. Korumacı bir yaklaşımımız var. Yapamazsın, edemezsin diyoruz. Burada da çocuğun mevcut potansiyelini kullanmasını engelliyoruz. Bu da ayrı bir handikap, problem olarak karşımıza çıkıyor. Araba örneğiyle girdiniz. Yine 4 çeker bir araba alıyoruz. Evet. Ama sadece evden işe gidiyoruz, işten eve geliyoruz. Arabamız öyle 4 çeker olarak orada kalıyor. Arazi arabasını nerede kullanıyoruz? İşe giderken kullanıyoruz. Yani çocuğun kapasitesini bilemeyince de ne toplum yararlanabiliyor, ne birey kendini mutlu hissedebiliyor. Evet. Kullanılmayan bir kapasitedeki, zihindeki öğrencinin, bireyin, çocuğun herhalde mutsuz olabileceğini tahmin edebiliriz. Herkes de bunu tahmin edebilir. Yani hem mutsuz olacak hem de istediğimiz başarıyı elde edemeyecek. Böyle bir özelliği var. Tabii çocuğu tanımamız gerekiyor, özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Sadece zihinsel anlamda değil, diğer özelliklerini de bilmeliyiz. Mesela kişilik yapısını nasıl olduğunu, içe dönük, dışa dönük olduğunu, olayları değerlendirme biçimini, sorunları çözme yöntemlerini, problem çözme yöntemleri nelerdir? Bunlarla ilgili biraz bilgimizin olması lazım. Mesela hafızası nasıl, algılama hızı nasıl, tekrarı nasıl, çabuk mu unutur yoksa mesela hiç unutmaz mı? Böyle bir özellik de var. Bunları bildiğimiz zaman ne olur? Yani asıl amacımız buydu bizim. Bilirsek bunları çocuğa nasıl davranacağımızı ayarlayabiliriz ve ne şekilde iletişim kuracağımızı da bu anlamda kurgulayabiliriz. Evet, yani bu konuda rehberliğin tanımında bir şey geçer hocam. Siz uzman olarak benden daha iyi bilirsiniz. Bu konuda bireyi tanımak ve kendisine tanıtmak diye rehberliğin tanımı böyle başlar. Bu bireyi tanıma derken biz acaba eğitimde sadece çocuğun sınav odaklı akademik bir yönünü mü tanımayı anlıyoruz toplumca? Böyle bir de problemimiz mi var acaba? Evet. Yani okullarda beklediğimiz şey şu, veli profillerinin beklediği, öğrenciden beklediği temeldeki unsur başarı. Yani başarı okul başarısı. Ama akademik olarak. Tabii başarı okul başarısı. Yani yaşamsal alanla ilgili bir başarı beklentisi, sportif faaliyetler veya kendini ifade edebilme, toplum karşısında konuşabilme, kendine bir yön belirleme gibi fırsatları herhalde ne yapamıyoruz? Çocukta göremiyoruz. Yani onlar daha çok sonraki unsurlar olarak kalıyor veli profilinde. Veliler çocuğun iyi bir yeri kazanmasını, hayatta başarılı olabilmek için işte iyi bir üniversitede, iyi bir lisede okuması gerektiğini düşünüyorlar. Ama bu yeterli olmuyor. Bunun farkına vardıklarında da iş işten geçmiş oluyor hocam. Yani kişilik yapıları oturmuş oluyor. Bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Çünkü belirli zamanlarda alınması gereken, biz gelişimde kritik dönem deriz. Evet. Belirli davranışlar belirli zamanlarda kazanılır. O zaman geçtikten sonra onu kazandırmamız güç olmaktadır. Bundan dolayı büyük bir problem yaşıyor veliler. Peki hocam, buraya kadar neden öncelikle çocuğu tanımalıyız? Şimdi az çok izleyicilerimiz de bu konuda bizimle hemfikir olduklarını inanıyorum. Çünkü çocuğu tanımalıyız ki anlattıklarımızdan da bu çıktı. Evet. Ona göre davranalım. Peki bu tanımayı nasıl yapacağız? Yani çocuğu alıp filmini mi çekeceğiz? Check-up mı yapacağız? Yoksa boyunu mu ölçeceğiz? Ya bu konuyu biraz daha somutlaştırabilir misiniz? Evet. Şimdi çocuğu nasıl tanırız? Burada aslında iki unsur var. Birincisi veliye düşen görevler. Yani velinin ne yapması gerekiyor? Çocukla ilgili bilmesi gereken şeyler var. İkinci nokta da bir uzmandan ya da bir başka kişiden yardım alma anlamında bu özellikleri ortaya çıkarabiliriz. Bir kere çocukla ilgilenilmesi gerekiyor. Şunu özellikle çok uç bir örnek olarak vermek istiyorum. Başıma geldiği için biliyorum. Çocuğunun ismini bilmeyen veliler var. İsmini bilmiyor. Aynen. Bunu Gaziantep'te karşılaştım. Malatya'da da bununla ilgili bazı veli profilleriyle karşılaştım. Sınıfını bilmiyor. Okuduğu okulu bilmiyor. Hocam sınıfını duyduk da şubesini bize de şey olduğuna geldiklerinde evet. Doğru da ben ismi yeni duydum. Bunu biraz örneği açabilir miyiz? Yani tabii, ismi derken tabii. Yani çok çocuğu olduğu için karıştırıyor mu baba? Aynen. Rehberlik Araştırma Merkezi'nde bir öğrenciyi getirdiler. Biz incelemeye alacağız. Dedik ki ismi nedir çocuğun, adın ne falan. Çocuk konuşmadı. Babasına sordum. Bu çocuğun ismi ne?
Eşine döndü dedi ki ya bu diyor Ali'nin kardeşi Ahmet miydi diyor, onun küçüğü Mehmet miydi ama diyor. En azından Ali'yi tanıyor. Ali'yi tanıyor. Ali'nin yani o diyor. Herhalde kendi hayatında önemli bir unsur Ali. Yani onun kardeşi Ahmet miydi yoksa diğer olan Mehmet miydi onun küçüğü? Böyle bir veli profili var. Tabii 11 tane çocuk. Yani böyle bir aile ortamı ama isterse 20 çocuğu olsun. O çocuğun bir kere sorumluluğunu alması gerekiyor veli. O sorumluluğu almıyorsa o çocuğun daha sonraki hayatında yaşayacağı problemleri gerçekten tahmin etmek çok zor. Bu anlamda bir ilgi olması lazım. Yani çocukla ilgilenilmesi lazım. Gözlem yapılması lazım. Takip edilmesi lazım. Yani bu çocuk ne yer, ne içer, neden hoşlanır? Az çok velilerimiz bunlarla ilgili belirli bilgilere sahipler. Ama okulla ilgili, tanımayla anlamında söylüyorum. Hangi okula göndereceği, hangi okul kendine uygun bu evet. anlamda? Veya hocam şöyle biraz daha somutlaştırayım izleyicilerimiz için. Ben çocuğumu gönderiyorum ama şu anda okuldaki akademik eğitimi kendine uygun mu? Veya ben bundan nasıl yardımcı olabilirim? Hangi okula göndermeliyim? Zaten bizim özellikle program formatımızda bu var. Evet. Hangi okul, hangi alan çocuğumuza uygun? Bunu nasıl belirleyecek? Ama veli şimdi beni de hoşgörüyle karşılarsınız ki kendini bu konuda tanımıyor. Nasıl tanıtabiliriz? Yani evet. velilerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konuda? Yani çalışma şekli nedir? Çocuk nasıl çalıştığında daha doğru ve daha başarılı sonuçlar almaktadır? Hangi sınıfta, sınıftaki hangi yöntemler o çocuğun temelde başarısını sağlamıştır? Öğretmenin yaklaşımı o çocuğu bu anlamda neye odaklamaktadır gibi birçok unsur var. Bir de gelişimsel özellikleri iyi bilmeli veliler. Yani mesela 6 yaşındaki çocuk 2 tekerlekli bisiklete binebilir. Bunu bilirse zaten çocuğundan o davranışı bekler. Mesela tuvalet kontrolü diyoruz. Tuvalet kontrolü 1,5 yaşından sonra ortaya çıkar. 25. ayda o yaş grubunun yaklaşık %80'i tuvalet kontrolünü yapabilmektedir. Ha ben bunu bilirsem şöyle düşünürüm. Ha benim çocuğum 25. aya geldiğinde tuvalet kontrolüyle ilgili artık sürecin başlaması lazım diye düşünürüm. Bu anlamda velilerin biraz gelişimsel özellikleri bilmesi lazım. Mesela ilkokulda. Evet. İlkokula başlayan çocukların en önemli özelliği kazandığı kritik dönem davranışı başarılı olma duygusudur. Başarıyı yaşaması lazım. Eğer bunu ilkokulda yaşarsa sonraki süreçte başarıyı isteyecek, motive olacak. Bakın biz üniversiteye hazırlanırken bir sürü sorun yaşıyoruz. İsteksizlik, motivasyon problemi, kaygılar. Bu kaygıların temeli aslında çok fazla önemsemediğimiz ilkokula dayanıyor. O ilkokulda yaşamış olduğu başarısızlık duygusu çocukta bir süre sonra öğrenilmiş çaresizliğe, yani ben yapamam, ben başaramam şeklinde düşünceye sahip oluyor. Ve bir süre sonra da çocuk artık bırakıyor. Yani ipi bıraktığın zaman zaten süreçten bu anlamda kopmuş Peki, oluyoruz. Hocam, burada gelişim dönemlerini belki biz şu anda biraz tuzu kuru olan velileriz. Siz de biliyorum velisiniz, ben de veliyim. Evet. Çocuklarınız var. Bu çocuklarımızda biz belki tuzumuz kuru diyorum. Gelişim dönemlerini üniversitede mesleki olarak öğrendik. Ama bir başka meslekteki velimiz, örnek veren bir esnaf arkadaşımız veya diyelim ki bir polis arkadaşımız bu gelişim dönemlerini açıp okuyacak mı, derinlemesine bilgi mi lazım? Yani burada kastımız biraz daha yüzeysel mi olacak? Onu açabilir misiniz? Yani bilgimiz aslında belirli davranışlar, temel davranışlar, temel yapı taşları ne zaman kazanılır bunları bilmesi lazım. Bir kere ona göre davranmak zorunda çünkü. Yani mesela öğretmenin bunu bilmesi tek başına yetmiyor. Yetmiyor. Çünkü çocuk okulda motive oluyor diyelim. Öğretmeni hakikaten harika bir öğretmen motive ediyor. Çocuk eve geliyor, ödev yapıyor. Ödev yaparken başına bir tane vuruyor velisi. Diyor ki yapamadın, başaramadın. Halbuki zaten bu bir süreç. Bu süreç içerisinde yaşantılarla çocuk bunu öğrenecek. Hata yaptıkça düzeltecek. Yaklaşım ne olması lazım? Ha, bu bir yaşantısal süreçse bu gelişim vermiş olduğu bize bir veri. Biz diyeceğiz ki bak burada yanlış yaptın, bunu düzeltmen gerekir. Ve biz bunu ipucu şeklinde bile vermeyeceğiz. Diyeceğiz ki ne yapman gerekir? Yani karşımıza yani. Alıp büyük bir insanmış gibi, yetişkin Hı-hı. bir insanmış gibi konuşmadan bahsediyoruz. Hep bize örneklerimizde vardır. Bazen de filmlerde örnek olarak görürüm. Bizim eski Türk filmlerinde son artık vurucu sahnedir orası. Evet. Orada ne yapar? Çocuğun
yanına oturur ve ağlamaklı bir şekilde elinden tutup bir sahne vardır. Yani çocuğun seviyesine inebilmek. Evet. Ve o sahnede bizim Türk filmleri aslında yakalamıştır değil mi? O noktayı, vurucu noktayı. Ve çocuğa anlatmak istediğini, dizlerini yere çökerek ne yapacaktır? Anlatacaktır. Aslında bizim bu konuda çocukların tanımak dediğimizde onların seviyesine bizim inebilmemiz gerekmiyor mu hocam? Kesinlikle. Yani o ilginin sonucunda zaten onun seviyesine ineriz. Onunla gerektiğinde oyun oynarız. Evet. Bakın gerektiğinde oyun oynarız. Mesela o anaokulu çağındaki çocukla dokunsalsa, yani biraz daha hareket becerileri gerekirse bunları da açarız biraz sonra. Hareket becerilerinden anlıyorsa onunla boğuşuruz gerektiğinde. İlkokula başladığında akıl oyunları oynayabiliriz. Ortaokulda farklı futbol, sportif faaliyetlerle birlikte oyun bile oynayabiliriz. Ama sonuçta bu onunla birlikte bir zaman geçirmeyle ilişkili. Yani bir kere bizim zaman ayırmamız lazım. İlgi evet. dediğimiz şeyde de biraz bu var. Bu zaman konusunu biraz açabilir miyiz? Yani bu konuda çağımızın problemlerinden bir tanesi. Evet. Anne baba ikisi birden çalışıyorsa ve yoğun bir iş temposu ve yoğun yaşanan şehirsel hayat bunlara belki de sıkıntılar çıkarmıyor mu? Yani nasıl zaman ayıracaklar? Bu zaman dediğimiz dilimler o verimli zamanından neyi kastedebiliriz? Biraz burada mı? Tabii özellikle çalışan anne babaların en büyük problemi bu. Ama burada iki türlü çözüm yolu var. Bir tanesi velilerin uygulamış olduğu, çocuklarını işte özel etüt merkezlerine gönderiyorlar. Çocuk okuldan çıkıp etüt merkezine gidiyor, derslerini falan yapıyor. Akşam birlikte vakit geçiriyorlar. Eğer akşam böyle bir ortam olduğunda, yani akşam oturma ihtimalleri varsa. İkincisi de ki tehlikeli bir şey, anne baba çalışıyor, çocuk okuldan çıkıyor, eve gidiyor, sokakta geziyor veya bir takım arkadaş gruplarına takılıyor ki bu risk grupları dediğimiz özellikle 6. 7. sınıftan itibaren kesinlikle çocukların ne yaptığını, nereye gittiğini, neyi izlediğini, nelerle birlikte karşı karşıya kaldıklarını mutlak surette bizim takip etmemiz lazım. Müdahale etme anlamında değil, neler yaptığını bilmemiz lazım. Ve bunları akşam geldiğimde ben çalışıyorum diyelim ki 15 dakika bile olsa aslında onunla nitelikli zaman geçirmem yeterli. Yani çocukla çok fazla vakit geçirmekten öte nitelikli zaman geçirmek önemli. Yani elime gazeteyi aldım. Çocuk bana soru soruyor. Ha, evet diyorum. Ama neye evet dediğimi ya da neye hayır dediğimin ben de farkında değilim. Ama onunla oturuyorum, biraz önce söyleyeyim, oyun oynuyorum. Sonra işte ödevini hadi gel bir bakalım diyorum. Bugün neler yaptın diye konuşuyorum. Eğer çocuk iletişime açık bir öğrenciyse. Çocuk onunla yetiyor. Bu çocuk o süreci bu anlamda yeterli olarak görüyor. Peki orada nitelikli zaman geçirmede kastımız çok uzun süreler çocukla 2 saat oyun oynamaktan ziyade evet. o gün çocuğun kendisiyle ilgilenildiğini, babam veya annem, ebeveynlerden bir tanesi bana vakit ayırdı. Benim seviyem indi, oyun oynadı. Hı hı. Yani bu seviyeye inmeyi sadece biz dizi çöküp bir rol olarak gösterdik ama seviye inme derken çocuğun o günkü oyunlarını, okuldaki işte arkadaşlarıyla geçirdiği zamanları, serviste geçirdiği zamanı, neler yaptığını belki de 15 dakikada anlayabiliriz. Şimdi kesinlikle. Hocam bu konuda biz biraz işin böyle soyut ve sosyal yönleriyle biraz ilgilendik. Ama bir çocuğu tanırken veli, bunların da bilimsel yöntemler de var. Test yöntemleri dediğimiz, bireyi tanıma tekniklerimiz bizim rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta mevcut. Evet. Bu konuda dedik ki programımızda uzman arkadaşımız dedik ama bu konudan biraz bahsettirmedik. Evet. Buyurun hocam. Şimdi ölçme değerlendirme diyoruz biz bu anlamdaki alana ya da psikometri alanı deniliyor. Zeka ölçme, gelişimsel süreçleri değerlendirme ya da çocuğun yeteneklerini ortaya çıkarmayla ilgili. Öncelikle şunu bizi dinleyenlerden rica etmek istiyorum. Kişi eğer zeka testi yapılacaksa, gelişim testi yapılacaksa ya da yetenek testi yapılacaksa uzmanı iyice araştırmalı. Neden? Çünkü çok farklı ortamlarda bu testlerin eğitimleri veriliyor. 2 günlük eğitimle bu işi yapanlar da var. 35 günlük profesyonel anlamda eğitim almış olan bireylerle de bunu yapanlar var. Ya da birisi yeni almıştır bu eğitimi, 3-5 çocuğa uygulamıştır.
hakikaten neyi uyguladığın ve neyi ölçtüğün bile farkında değildir. Bir bakarsınız bir diğer tarafta 10 bin tane çocuk görmüş bir uzman vardır. O 10 bin tane çocuk görmüş uzman aslında çocukların bu anlamdaki temel değerlerini, becerilerini analiz etme, bir araya getirme ve doğru tanıyı koyma anlamında daha iyi bir yöntem kullanacaktır. Peki burada uzmanı çok iyi belirleyelim dediniz ama bazı velilerimiz bunu kendileri dahi yapmaya çalışanları duyuyoruz. Evet. İnternetten günümüzde rahatlıkla buna neye ulaşılabiliyor? Bu bilgiler ve testlerin örnekleri diyeceğim. Çünkü onun nasıl uygulanacağı, hangi ortamda yapılacağı, bununla ilgili bir uzmanlık alanında yetişmiş insanlar tarafından değil de velilerin bizzat kendileri tarafından da yapıldığını trajikomik olarak rastlıyoruz. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi internete girin, zeka testi deyin, bir sürü test çıkar. Bunlar kesinlikle analiz edilmemiş soruları bir gruba uygulanmamıştır. Mesela bizim bilimsel dediğimiz, objektif dediğimiz yani nesnel anlamdaki gerçekten sonuç veren testlerin özelliği şudur. O testler geliştirilirken on binlerce çocuk üzerinde denenir. Denenir ve o sorulardan hangisi neyi ölçüyor bulunur. Ondan sonra bu testler uygulanmaya başlanır. Ama diğer testler, yani internette söylemiş olduğum, velilerin de çok fazla kullanmış oldukları testler, bir uzman oturup birkaç şey, bildiği şeylerden birkaç şeyi ortaya koyup, işte mesela bir örüntü oluşturmayla ilgili bir soru yazar ve o soruları, yani 5 tane soru yazdınız ve 3'ünü bildi. İşte siz çok zekisiniz dediğini ya da 5'ini bildiğinde üstün yeteneklisiniz dediğini görebiliriz. Ama gerçekte böyle mi? Değil. O bir yeteneği ölçüyor, doğru. Mesela görsel yeteneği, görsel anlamda 3 boyutlu düşünebilmeyi diyelim ki ölçüyor. Ya da o örüntü neden sonuç ilişkisini ölçüyor. Ama bunun başka bireylerle değerlendirmesi yapılmamış. Ne kadarını yapabilir o yaş grubu, ne kadarını yapmaz, bunlar yapılmamış. Peki bunu sözünüz kestim, özür dilerim ama çok önemli bir soru soracağım hocam. Bu ölçeklerin dediniz ki denenmesi dediniz. Peki Türkiye'de bu konuda kültürümüze uygun denemeler yapılabiliyor mu? Yoksa biz hep dışarıdan mı alıyoruz bunu? Türkiye'de yapılan testler, uygulanan testler mesela uluslararası testler uygulanıyor. Ama bunlar genel olarak uyarlama testler. Yani daha önceden Avrupa'da, Amerika'da uygulanmış ve Türkiye'ye uyarlanmış olan testler. Ama uyarlandıktan sonra yine bizim kültürümüzde mesela bir köydeki çocuk, kentteki çocuk, batıdaki, doğudaki çocuklar alınarak onlar üzerinde denendikten sonra zaten gerçek anlamda bir teste dönüşmüş. Peki hocam burada bizim ülkemizde köylerde, kentlerde uygulamayı da uyarlanmayı da unutmayacağız. Ama bu arada bir ara vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar işaret ediyorlar. Evet. Ve aradan sonra yine buradayız sevgili izleyicilerimiz. Evet, tekrar birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Mücahit Şahin Türk sevgili konuğumuzla başarı yolunda çocuğu tanımanın önemine binaen konumuza devam ediyoruz. Şimdi Mücahit Hocam sözünüzü balla kestim dedim, araya gitmek zorunda kaldık. Orada Türkiye'de testlerin uyarlanmasıyla ilgili konuşuyor idik. Bu konuda tekrar size söz hakkı vereceğim dedim, buyurun hocam. Evet. Türkiye'de uyarlama çalışmaları yapılmış ama bundan sonraki süreçte
değişen teknolojiler, hayat şartları, modern hayat, kent hayatının yeniden dizayn edilmesi ve nüfusun kentlere daha çok akın etmesi sonucunda belirli yetenekleri artık zeka testlerinin belli bölümlerinden ölçmediği görülüyor. Bundan dolayı devamlı olarak yeni geliştirmeler ortaya çıkıyor. Şu anda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar var bununla ilgili. Yeni testler, daha yeni, daha modern, daha iyi ölçen, yani bu anlamda daha güvenilir ve geçerli testler var. Peki hocam, biz bu ölçekleri söylerken bir şekilde yapılabileceğini, Avrupa'dan gelsin, Amerika'dan gelsin bir şekilde ölçekler var. Evet. Somut olarak elimize ulaşıyor. Peki biz bu ölçeklerde neyi ölçeceğiz? Bunun biraz açabilir misiniz? Tabii. Şimdi biz zekayı ölçerken belirli kriterlerimiz var. Beceri alanlarımız var ya da zekanın belirli özellikleri var. Mesela zeka nedir dediğiniz zaman çok farklı 200'e yakın tanımı var zekanın. Yani yeteneğin de aynı şekilde çok fazla tanımı var. Ama en iyi tanım şu herhalde, benim de çok fazla üstünde durduğum. Zeka yeni ortamlara uyum sağlayabilme becerisidir. Yeni ortamlara uyum sağlayabilme becerisi, evet, olarak bu tanımı ne yapıyorsunuz? Siz bugünün, özümsediniz. Bugünün çağında böyle ama geçmişteki mesela, tanımlar bizde mesela daha çok. Mesela bugün de zeka testlerinin ölçtüğü şeylere baktığımızda bir, hafızayı ölçüyor. Evet. Çocuğun hafızası, kısa süreli hafızası var anlık. Bir de geçmişe dönük olarak olay geçmişini anladığımız uzun süreli hafızası var. Bir de işitsel hafızası var. Konsantre olabilmesi, bir uyarıcılar, yani yaşantı içerisindeki uyarıcılar arasından istediğini ve doğru olanı seçip alabilme, konsantre olabilme, yani dikkat, odaklanabilme dediğimiz becerileri ölçüyor. Mesela hızı ölçüyor. Evet. Ne kadar hızlı karar verebiliyorsunuz? Bunlar biraz davranışçı ekol dediğimiz, bireylerin davranışlarının aslında, evet, ele alınması gerektiğini düşünen bir yaklaşımla yapılmış. Eski de dil zeka testlerimiz galiba böyle. Evet. Şimdi bizde böyle bir davranışçı ekoldan gelen veli profilimiz var. Aile şeklimiz var. Çünkü bir de hemen sonuç odaklı bir sosyal hayatta yaşıyoruz. Zekayı ben nasıl düşünürüm? Neyi zeka ölçeklerim neyi ölçmesini isterim? Çocuğum hemen neyi başaracak? Davranış olarak değişikliklere uyumlu mu? Bir sınavı kazanacak mı? Buna kazanmaya ihtimal veren matematik zekası var mı diye düşüneceğim. Bir veli, evet, olarak bunu düşünüyorum, hı hı, şimdi. Bir empati yapıyorum. Ama bizim başta tanımladığınız zeka buna uymuyor. Evet. Bu konuda ne diyeceksiniz hocam? Yani şu anki sistemde bizim uygulamış olduğumuz zeka testlerinde ya da yetenek testlerinde özellikle hızla ilgili olanları çıkardığımızda hızda iyi olanlar aslında yeni ortamlara uyum sağlayabilme konusunda da maharetliler, becerikliler, evet, yani. Yani oradan aslında çıkıyor. Ama dediğim gibi sonradan oluşturulan, şu an günümüzde yenileştirilen, yenilenen testler biraz daha farklı becerileri ölçüyor. Ama geçmişi silmiyor, geçmişi atmıyor, üstünü çizmiyor. Onların üzerine bir şeyler koymaya çalışıyor. Burada mesela ben söylemeyi unuttum. İfade becerileri. Yani çocuğun ifade beceri, nasıl ifade eder kendisini, bildiklerini, bütün bildiğini nasıl aktarabilir? Sözel beceriler anlamında. Evet, şu anda çağımız, toplumun da en çok beklediği aslında zeka türü. Bir şeyi bilgi olarak yüklenebilirsiniz. Evet. Ama bunu karşıya aktaramıyorsanız, değil mi, anlatamıyorsanız sıkıntı olur. Peki bu ölçerken nasıl bir ölçek kullanılmalı? Bu ölçeklerde neyi anlatmak lazım? Ne ortada olmalı? Aslında bu konunun da biraz üzerinde durmamız gerekiyor. Hı hı. Mesela davranışından ziyade çocuğun girişimsel özelliklerini nasıl ölçebilir? Yani yeni zeka testlerimiz var mı buna uygun? Evet, yani sosyal becerilerini ölçmeye yönelik zeka testlerinde alanlar var. Mesela çocuğun sosyal bir ortamda bir problemle karşılaştığında ne yapması gerekiyor? Evet. Örneğin yangın çıktı, ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Elini kanattı, ne yapması gerekiyor? Ya da gidip oy kullanacak birisi niçin oy kullanır mesela? Bunlar tamamen sosyal ortamda olan olayların çocuk tarafından ne kadar algılanıldığını ve bunun hayatında ne tür bir bilgiye dönüştüğünü bulabiliyoruz. Bu eski testlerde de var tabii. Tabii biz burada çocuğun akıl yürütmesine baktık.
üç boyutlu düşünebilmesine baktık. Mesela işaretlemeler var, şifrelemeler var. O şifrelemelerde el göz koordinasyonuna bakıyoruz, hızına bakıyoruz. Bir neden sonuç ilişkisine bakıyoruz. Bunların hepsini ölçüyoruz zekayla. Ha, zeka testi her bireye mesela yapılmalı mıdır mesela? Herkese zeka testi uygulanabilir mi? Bu tabii çok bunların... merak ettiğim bir konu. Yani herkes benim boyumun kaç santim olduğunu öğrenmesi veya benim öğrenmem bana çok bir fayda sağlayacak mı? Her gün sabah kalkıp boyumu mu ölçmeliyim? Bana böyle geliyor sanki zeka testi. Şimdi zeka testi öğrenilirse ne değişecek? Zeka ölçeğini uyguladık, sonucu öğrendik. Acaba velilerde olumlu mu sonuç çıkaracak, olumsuz mu? Şimdi bu konu işin bam teli diyebileceğimiz noktası. Evet. Şimdi resmi kurumlarda, mesela rehberlik araştırma merkezlerinde, hastanelerde, bu tip alanlarda zeka ölçülüyor ve bir tanı konuluyor çocuğa. Yani mesela zeka geriliği mi var, öğrenme güçlüğü mü var, üstün yetenekli mi, normal mi? Bunlar konuluyor ama bunun bir anlamı yok. Veli açısından bir karşılığı yoktur. Okul açısından da bir karşılığı yoktur. Yani ben ölçmüş olduğum zekadan çocukla ilgili güçlü yanlarını ve zayıf özelliklerini bu anlamda değerlendirmek zorundayım. Ve veliye bu bilgiyi vermek zorundayım. Veli bu bilgiyi almazsa, öğretmen bu bilgiyi bilmezse çocukla ilgili hiçbir şey yapamaz. O zaman benim yapmış olduğum zeka tanımı, ölçtüğüm o sayısal değer sadece sayısal bir değer olur. Değer oluyor. Bir rapor anlamında raporlaştırılır. Çocuk normaldir denilir, üstün yeteneklidir denilir. Ama hiçbir anlamı olmaz bunun. Çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini bilme anlamında. Mesela bilim sanat merkezlerine öğrenci seçiyoruz. Şimdi hocam oraya geleceğiz. O seçimlere evet. Gelirken ben çocuğumu bir yere atlamak istemiyorum ama merak ettim. Rehberlik araştırma merkezi veya özel bir yerde... uzman bir psikolojik danışmana, arkadaşımıza götürdük. Evet. Çocuğumuzun zeka seviyesini öğrendik ve çok mutlu olduk. İyi çıktı, ortanın üzeri çıktı. Veya çok üzgün, rol oynayalım, biraz aşağı çıktı. Ben ne yapacağım? Yani bunun bir anlamı yok. Biraz önce yani söylemiş olduğum nokta bu. Ama eve gidip ağlayacak mıyım? Evet. Yoksa komşulara söyleyip bizim hanım hava mı atacak? Bizim çocuğun zeka seviyesi çok yüksek çıktı. Günlerde bunu mu anlatacak? Evet. Yani genelde bu uygulanıyor. Yani üstün çıkarsa özellikle anneler, babalar, özellikle anneler farklı ortamlarda çocukların üstün yetenekli olduğuyla övünüyorlar. Evet. Yani onunla bir özdeşim kuruyorlar. Ama bizim asıl amacımız şu, biz çocuğa nasıl faydalı olabiliriz? Şimdi mesela bilim sanat merkezinde hani seçtik, evet. Üstün yetenekli dedik. Belli bir sayının üzerine çıktığında puan anlamında çocuğa üstün yetenekli tanısını koyuyoruz. Ama bunun hangi özellikleri içerdiğini biz veliye vermiyoruz. Veliye diyoruz ki sadece üstün yeteneklidir. Bilim sanat merkezine gitsin diyoruz, peki, bitiyor. Evet. Bunun hiçbir anlamı yoktur veli açısından. Ama farklı kurumlarda, mesela dışarıda, özel ortamlarda, biraz önce söyledim ya, hani gerçekten bu işin uzmanı olan insanları rastladığınızda çocuğunuzun zekasıyla ya da yeteneğiyle ilgili bir test yaptırıp aslında onun bütün özelliklerini tanıyabilirsiniz. Yani ben mesela bir test yaptığımda şu sonuçları çıkarıyorum. Akıl yürütme becerisi ne durumdadır? Görsel belleği ne durumdadır? İşitsel olarak ne durumdadır? Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir çocuğu tespit ettim. İşitsel olan çocuklar, işitsel dikkati yoğun olan çocuklar toplumda çok azdır. O özellikleri çok baskın olan anlamında söylüyorum. Tek o özelliği çok gelişmiş olan anlamında. İşitsel konuda biraz açabilir misin seyircilerimiz tabii, için? Tabii. İşitsel konuyu. Olanlar kısa süreli hafızaları ve özellikle dinlemeyle ilgili. Dinlemeyle, dinlediğini tekrar edip onu hafızasında tutabilmesiyle ilgili becerileri kapsar. Bu özellikle bir öğrenciyi tespit ettim. Evet. O çocuğun hayatı değişti hocam. Nasıl değişti? Evet. Ben o çocuğun o özelliklerini çıkardım. Bunun sonucunda neler yapabileceklerini söyledim. Biraz da şöyle bir özellikleri vardı. Muhafazakar bir aile yapısı vardı. Dindarlık anlamında söylüyorum. Mesela o çocuğu hafızlık kursuna yazdırdılar. Çok iyi bir dereceye kadar geldi çünkü o çocuk. Hemen söylendi, okuduğunda tabii. Ne yapabiliyor? Hafızaya alabiliyor. Çok hızlı ezberliyor hocam. Çok hızlı ezberlediği için o çocuk bu anlamdaki kendini geliştirme yönünü buldu. Yetenek anlamında. Asıl amacımız bu zaten. Budur. Evet. Evet. Böyle çocukla ilgili teferruatlı bir rapor hazırlıyorum. Ve o çocuğun tüm özelliklerini ailenin gözünün önüne koyuyorum. Ve aslında yaptığım şey şu. Çocuğa bir ayna tutmak.
veliye bir ayna tutmak. Çocuğun aslında bu özelliklere sahip. Senin gördüğün bir özellikler var. Bir de bizim bilimsel anlamda yaşıtlarına göre karşılaştırdığımız, ortaya koyduğumuz bir özellikleri var. Bir onu karşılaştırıp yanlış bilinenleri düzeltiyoruz. İki, eksik yönlerini buluyoruz mesela hocam. Ha, işitsel o özelliği, işitsel olan özelliği iyi dedik öğrencinin. Ben o çocuğun görsel ve uzun süreli belleğinde problemi gördüm ve onunla ilgili neler yapması gerektiğini, ne tür kitaplar okuması gerektiğini ve bunu geliştirecek yöntemleri ona anlattım. Eğer bunu bir süre içerisinde yaparsa o özelliklerini de geliştirmiş olacak. Böyle evet. Bir özellik. Peki buradan vurgu yaptığınız bir yere değinmek istiyorum. Ben de biraz vurgu yapmak istiyorum daha tabii. Doğrusu. Zekayı aslında çoklu zekanın 3-4 tanesini bahsettiniz. Çoklu zeka kuramı artık günümüzde kabul görmüş ve birçok insanın da bu konuda bilgi sahibi olduğuna inanıyoruz. Bu çoklu zeka kuramı ama bizim eğitim sistemimizde karşılık buluyor mu? Siz bunu buldunuz. Evet. Çocuğun herhangi bir zaten Allah yaratmışsa inancımız gereği ona bir lütufta bulunup ne yapacaktır? Bir zeka alanını verecektir. Hı hı. Ama önemli olan hangi zeka alanında iyi olduğunu bulmak değil evet. Midir? Acaba bizim eğitim sistemimiz ve toplumdaki şu andaki anlayışımız tüm zeka türlerine yeteri kadar değer veriyor mu? Evet. Yani bizim eğitim sistemimiz çocukların görsel özelliklerine hitap ediyor kısmen. Görsel. Evet, bu var. Zaten toplumun dağılımında da görsel öğreniciler çok fazla. Hareketle ilgili kısımda sorun var. Yani dokunsal dediğimiz öğrenci tipinde sorun var. İşitsel anlamda mesela o biraz önce dinleme becerileri dedik. Eğitimin içerisine, öğretimin içerisine yani öğretmenin bu anlamda sınıfta mesela çocukla ilgili bir hayal ettirmesi, sonra onunla ilgili bir ses düzeneğini oluşturup bir müzik sisteminde bunu vermesi ya da bununla ilgili bir hareket becerisini bir araya getirip hissetme anlamında, dokunup hissetme anlamında bir araya getirip öğrettiğinde öğrenme daha uzun süreli ve kalıcı oluyor. Bir akademik sistemde bu var. Bunlar kısmen eğitim sistemimizde var ama mesela görsel sanatlar dersiniz, beden eğitimi dersiniz, yetenek anı. Bunlar biraz da yeteneğe giriyor, özel yeteneklere giriyor. Zekadan çıkıyor artık. Özel yetenekler anlamında kullanıyoruz bunu. Mesela müzik diyoruz. İşte işitsel kulağı olanların müzikte başarılı olduğunu görebiliyoruz. Hocam merakım dayanamadım sormak zorundayım. Ben evet. De aslında şimdi merak ettim. Hani bazen sorular kafanıza gelir. Hemen sormanız lazım. Evet. Öğretmen kısa da öğrenci ne yapacaktır soracaktır. Kusura bakmayın böldüm. Ama şimdi yetenekle zekayı yani kesin bir çizgiyle ayırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani genel olarak kullanımından bahsettim. Şimdi oradaki yetenek genel kullanımla zekadaki farkı birkaç cümleyle açıklayabilir misiniz? Zeka daha çok akademik becerileri ifade eder. Okula adaptasyonunu ifade eder. Tabii akıl yürütme becerileri var, üç boyutlu düşünebilme var. Ama yetenekler daha özel. Yani belirli bir alan. Mesela iyi bir sporcu. Bu kinestetik dediğimiz, dokunsal dediğimiz hareket becerileriyle ilgili bir yetenek özelliği. Görsel becerilerle ilgili sadece mesela resim ya da bu anlamda görsel sanatları içerisine koyabilirsiniz. Evet. Ama bunların içerisinde de mesela işte bir heykeltıraşı düşünün. İyi bir heykeltıraş, iyi bir ressam. Üç boyutlu düşünebilmesi var. Aynı zamanda kalemi ya da işte heykel anlamında, heykeltıraş anlamında kullandığı malzemeyi hareket anlamında, el göz koordinasyonu anlamında iyi kullanması gerekiyor. Bu da üç boyutlu düşünebilmenin özelliği. Buradaki nokta, ortak nokta, zekada da üç boyutlu düşünebilme var, görsel algılama var, yetenekte de var. Ama biz isimlendirirken daha çok diyoruz ki özel yetenekler diyoruz. İşte müzik, resim, görsel sanatlar ve daha çok işte sporcuların kinestetik özellikleri. Bedensel kinestetik dediğimiz. Evet, yani sizin de çoklu zeka kuramından bahsettiğiniz özellikler. Bizim ölçtüğümüz şeyler daha çok akademik beceriler. Evet. Yani özel yetenek için geliştirilmiş bir yetenek testi akademik anlamda kullanılmıyor. Mesela bununla ilgili çalışmalar, Bilim Sanat Merkezi'nin sanat alanında seçimleri var. Ne yapılıyor? Müzik öğretmenleri toplanıyor, kurul oluşturuluyor. İşte resim öğretmenleri toplanıp bir kurul oluşturuyor. Çocuklara belirli şeyleri çizmelerini, belirli şeyleri seslendirmelerini istiyorlar. Orada bir ölçüm yapıyorlar. Ama bu biraz da gözlemle ilişkili. Yani çocuğun fırçayı kullanmasından tutun da bir şarkıyı seslendirmesine kadar bütün özelliklerini
gözlem sonucunda ortaya Peki, koyuyoruz. Peki burada biz özellikle başarı merdiveni diye programımızın ismini koyduk. Şimdi bu başarılı olan, zekası üstün olan öğrencilerimizi dediniz ki bilim sanat merkezi veya yetenekleri olan öğrencilerimiz belirliyorlar. Peki bir velimiz dese ki bize şöyle bir soru zaten velilerimizden de eminim merak edenler vardır. Öğrencilerini bilim sanat merkezine nasıl yönlendirecekler? Böyle bir şeyin sistemi nasıl gidiyor? Veya öğretmenlerimize düşen bu konuda görevler nedir? Evet. Bir kere dördüncü sınıfta bunların seçimi yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor bu seçimi. Öğretmenlerimiz aday gösteriyorlar. O seçimlerde dikkat edecekleri bir takım hususlar var. Mesela öğretmenler seçerken en başarılı öğrencilerini seçiyorlar. Ama üstün yetenekliler en başarılı öğrenciler değildir. İşte burada bir çelişki var mesela. Neden bu çelişki var? Çünkü üstün yetenekli dediğimiz birey farklı özellikleri olan, farklı özellikleri birlikte gelişmiş olan bireydir. Yani bu çocuk sorgular, gerektiğinde karşı çıkar. Yalnız bir çocuk olabilir, iletişim kurmada problem yaşayabilir. Bu anlamda bir takım problemleri yaşar ya da sınıfta yaşatabilir. Öğretmen der ki yani bu çocuktan üstün yetenekli olması mümkün değil. Yanlış seçim yapmışlar der. Öğretmenlerin seçtiği öğrenciler de genelde matematikte en iyi olan öğrenciler. Ama biz mesela bir zeka testi yaptığımızda ya da yetenek testi yaptığımızda 10 farklı yeteneği ölçüyoruz diyelim ki bir tanesi matematikle ilgilidir. Çocuk matematikte çok iyidir. Öğretmenin bu anlamda başat öğrencisidir, göz önünde çok güvendiği öğrencisidir ama diğer özellikleri o kadar yeterli olmadığı için genel puanını düşürür. Bu da üstün yetenekli olmaması anlamına gelir. Testten çıkan sonuç anlamında söylüyorum. Peki öğretmenlerimize o zaman çok büyük görev düşüyor. Tabii. Özellikle sınıf öğretmenlerimize. Dördüncü sınıf dedik bu konuda bir aşama. Milli Eğitim'de özellikle... okullarda değerlendirdiğimizde dönem olarak dördüncü sınıfa denk geliyor evet. Zeka olarak ölçek olarak karşımıza çıktığında. Bu da 8-10 yaşı ifade ediyor galiba Tabii, hocam. Tabii dördüncü sınıfta olan öğrenciler veliler tarafından öğretmene bildirilebilir. Öğretmenler bu anlamda kendileri başvurabilir. Okulları tarafından başvurularını yapıyorlar. Başvuru dönemleri açılıyor genellikle Ocak, Şubat gibi. Başvurularını yaptıktan sonra zaten sınavları, sınava giriş kartları falan Milli Eğitim tarafından tamamlanıp giriyorlar. Şimdi sınavlara giriyorlar. Evet, öğretmenlerimize bu bilim sanat merkezini öğrenci belirlerken şeyde çok görev düştüğünü söyledik. Acaba öğretmenlerimiz çocuğu tanımak konusunda neler yapmalı? Bu biraz daha genişletmek istiyorum bu konuyu. Yani bu tüm öğretmenler için anaokulundan tutun, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bireyi tanıma özellikle ve ona göre eğitim verme. Çünkü çağdaş eğitim sistemimizdeki yeni anlayış nedir? Müfredata göre değil, bireyin kendi özelliklerine göre vermektir. Bu açıdan öğretmenlerimize ne düşüyor, ne görevler düşüyor? İçin 3 özellik var. Çünkü bir öğretim yapıyorsunuz ve bu öğretim yaptığınızın öğretimin bazı özellikleri var. Bazıları göze hitap ediyor. Ama bunları birlikte verebilmek en önemli unsur. Çünkü doğuştan bir özelliğe sahip. Mesela siz görsel bir özelliktesiniz ama ben kinestetik bir özellikteyim. Mesela görsel olan öğrenci. Görsel olan ve sırada düzgün otururlar. Diğerlerine geçmeden hocam yine bir aramız var. Aramızdan sonra birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Başarı merdiveninde, başarı yolunda çocuğu tanımanın önemine dair konuşmaya
Devam ediyoruz. Sevgili konuğumu yine böldüm. Özür evet. dileyerek tekrar başlayayım. Burada konumuz öğretmenler çocuğun tanımak için neler, çocuklarımızı tanımak için neler yapmalıdır diye. Evet. Görsel olarak bir madde olarak saydınız. Bundan sonra daha neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi her bireyin bir doğuştan getirmiş olduğu bir öğrenme kanalı var. Yani görsel, işitsel ve kinestetik, dokunsal dediğimiz. Her bireyde bu üçü birlikte gelişebilir ama genelde oluşan şu bir özellik biraz daha baskın olmakta. Bu öğretmenin kendi öğrenme stiliyle de ilişkili. Kişilik yapısıyla da ilişkili, karşıdaki öğrenciyle de ilişkili. Mesela görselden bahsediyorduk. Mesela İnci gibi yazı yazan, çok tertipli, düzenli, düzensizliği kabullenemeyen öğrenci tipidir bu görsel olanlar. Ve öğrenirken hep hayal ederler. Öğretmen bir şey mi anlatıyor? Hep zihninde bir fotoğraf vardır, bunlar video çok vardır. Güzel yazı yazan öğrenciler diye mi? Kesinlikle. Kastedelim kısaca. Çok güzel yazı yazan, tertipli ve düzenli olan öğrenciler görsellerdir. Ve düzensizlik onların moralini bozar. Bir de öğretmen için düşünün. Hani öğretmenin böyle olduğunu düşünün. Görsel olduğunu. Görsel zekaya sahip. Öğrencilere bakış açısını düşünün. Mesela kinestetik bir öğrenci var. Kinestetik öğrenci böyle oturur mesela. İşte rahattır. Hareketleriyle öğrenir. Yani kalemle ilgili mesela. Kalemle uğraşır devamlı derste. Kalemlikle uğraşır. Hatta dün olan bir şey. Bir evet. öğretmen arkadaşımız danışmak için bize başvurdu. Öğrencisi devamlı kalemlikle oynuyor. Kalemliği sallıyor, ses çıkarıyor. Sonra öğrenciyi biraz inceledikten sonra farkına vardık ki, aslında öğretmen de farkında. Öğrenci daha çok kinestetik, dokunsal özellikleri var. Hareket ederek öğreniyor. Yani kinestetikler hareket halindeyken öğrenirler. Öğrenir. Hocam diyor, ben diyor ders anlatıyorum. Adam kalemiyle oynuyor, kalemliğiyle oynuyor. Hiç bana bakmıyor bile, tamamen onunla ilgili. Diyor bunu bir kıstırayım, böyle bir zorlayayım falan diye. Bir soru soruyorum diyor, tak diye cevap, veriyor. Halbuki çocuk onu dinliyor. Ve o hareket halindeyken, dokunduğunda, hissederken öğrenme gerçekleşiyor. Ve en dezavantajlı grup budur. Yani neden? Öğrenirken en dezavantajlı öğretmenler grup. Onların kendilerini dinlemediğini evet. ve göz temasını kurmadıklarını hı-hı. değil mi hocam? Yani hı-hı. O yüzden de başarısız öğrenci diye ne yapacaklar? Atfedecekler. Evet. Ve böylelikle sıkıntı nerede olacak? Öğretmenin o bireyi, öğrenciyi tanımada sıkıntılar yaşanacak. Bir de şöyle bir durum var. Yani öğrenci devamlı sınıf içerisinde hareket ediyor. Bir de dedim yani öğretmenin görsel olduğunu düşünün. Şimdi öyle çocuk düzensiz, yan oturuyor, ayaklar bir tarafta, yan tarafını rahatsız ediyor. Böyle öyle bir yere dokundunuz var. Ki evet. hiperaktivite i̇şte konumuz aslında gelecek. Bunu çok aşmak istemiyorum. Yani o büyülü cümle hiperaktif kelimesi popüler de oldu. Bazı bizim bu psikolojik kelimelerimiz hoşumuza gidiyor. Evet. Her çocuğumuzda böyle bir şey var. Yeni bir şey keşfetmişiz. Yeni bir şeye böyle sarılıyoruz. Hemen bizim çocukta da bu var. Benim çocuğum da hiperaktif ve bundan övünen rahatsızlıkla övünenler, benimki de hiperaktifmiş, ondan öğrenemiyormuş diye aslında belki de savunma mekanizması evet. oluşturuyoruz veliler olarak. Yani velilerde o yol var. Hani benim çocuk çok zehir gibi de işte. Zekalı da işte kendine derse vermiyor. Bütün çocuklar zeki bu anlamda. Tabii her çocuğun dahi olan bir özelliği olabilir. Onu keşfetmek ayrı bir nokta. Ama genel anlamda hani ders çalışmıyor, çok hareketli. İşte benim çocuğum zeki, işte hiperaktif gibi. Bir popüler anlamda bir tanılama veliler yapıyorlar ama bu doğru değil. Dokunsal olan öğrenciler işte hiperaktif denilen öğrenciler aslında dokunsal olan öğrenciler. Hareket etmediğinde öğrenemez o çocuk. Öğretmenin bunu dikkate alması lazım. Şimdi ben ilkokuldaki anılarımı çok fazla hatırlamam hocam. Evet. Ama bir anımı çok iyi hatırlıyorum ve birinci sınıf. Çok da merak ettik hocam. Gerçekten evet. Şimdi bir psikolojik danışmandan anılar dinleyeceğiz. Kesinlikle hemen söyleyeyim. Şimdi bir gün öğretmenimiz hasta olmuş herhalde, gelmedi. Yerine başka bir öğretmen geldi. Ve ben o ana kadar o özelliğimin farkında değilim. Bu öğretmen dersi anlatırken devamlı düzgün oturun, işte herkes düzgün otursun, bana bakın, beni izleyin gibi ifadeler kullanıyor. Daha ders başlar başlamaz, 5. dakikada benim ayağım böyle o sıranın hani alt kısmında ya da üst kısmındaki raf veya işte üst kısmındaki şey, benim ayak hep böyle. Böyle işte ayağımı oynatıyorum.
bu öğretmen geliyor, 15 dakikada bir şak diye bir tane dizime vuruyor. İndir ayağını, düzgün otur dedim sana diyor. Bütün öğrenciler bana bakıyor ve ben gerçekten müthiş bir utangaçlık yaşıyorum. Sonra fark ettim ki ya problem bende. Yani yine kaldırıyorsunuz ayağınızı. Fark etmiyorum ben. Evet. Öğretmeni dinlerken ayağımı işte sıraya koyuyorum. Bir süre sonra öğretmen artık kafama vurmaya başladı. Bakın anılarımı hatırlamıyorum değil mi, ama bunu çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorsunuz. Ve dersin akşamın bitiminde, okulun bitiminde öğretmen dedi ki yarın tekrar birlikteyiz. Ve ben ertesi gün okula gitmedim. Düşünün, çünkü bu öğretmen görsel bir öğretmendi ve sadece o algı sisteminden hareket ederek öğrencileri düzenliyordu. Eğer o öğretmen benim öğretmenim olsaydı belki ben okuldan soyacaktım. Ama bugün öğretmenlerim bu anlamda araştırma, kendilerini geliştirme anlamında çok farklı kaynakları var. Yani öğretmenler dersi işlerken, mesela işitsel öğrencilerden bahsettik. Ahenkli konuşurlar. Evet. Hani şiir okur gibi konuşurlar. İşitsele ben gelecektim. Çünkü evet. Görseli belli bir aşamada bahsettik. Bu arada süremiz de azalıyor. Ona göre biraz hızlanalım. Evet. Mesela ahenkli konuşurlar, dinleme becerileri üst düzeydedir. Yani oturacak, seni dinleyecek. Sen anlatacaksın, o dinleyecek. O kadar güzel dinlerler. Sesli tekrar yaparlar. Sınavda bile sesli olarak bu cevapları yazarlar. Konuşarak ders çalışırlar. Kesinlikle. Bu özellikleri baskın olan öğrencilerde işitseldir. Ve sesten de olumsuz etkilenirler. Yani çok fazla ses varsa, diyelim şurada bir anda bir ses oldu, hemen kulaklarını kapatırlar. Müthiş olumsuz etkilenirler. Odaklanmaları sıfıra iner. Bundan dolayı sınıfta çok ses varsa işitseller problem yaşar. İşte dokunsallar biraz daha hareket becerileriyle ön plandadır. Görseller de biraz daha olayı video şeklinde zihninde oluşturarak öğrenirler. Bunları aynı ortamda tutuyorsunuz ve en fazla olan ağırlıkta görsel olanlar. Görsel becerileri üst düzeyde olan öğrenciler. Öğretmenler bunları tanıyıp bunlara yaklaşımlarını, o doğal olan yaklaşımlarını, yani çocukların özelliklerini dikkate alarak yaklaşırlarsa zaten hiçbir sorun kalmıyor. O zaman şöyle bir sac ayağı, üçlü sac ayağı karşımıza çıkıyor. Öğretmen bireyi tanıma konusunda ne yapacak? Belirli bir etkinliğe sahip olacak. Veli bu konuda büyük görevler düşüyor. Yani anne babaya özellikle ve ne diyeceğiz, rehberlik servisi olarak psikolojik danışmanlara, bunlara yardımcı olarak bu üç sacaya bireyi tanımada bizim en etkili silahlarımız. Hı hı. Evde veya ders yaparken veya okula gelirken anne baba çocuğunu çok iyi tanıyacak. Evet. Bu biraz önce söylediğimiz konularda hani çok bilim adamı olmasına veya bir alanda meslek sahibi olmasına gerek yok. Gelişimsel dönemlerini bilmesi yeterlidir. Diğer konuda da öğretmenlerimiz zaten formasyonları buna uygun. Yeter ki biraz çaba harcasınlar, öğrencilerini tanıyacaklardır. Ve böylelikle bireyi tanıdık. Şimdi bu konuda bireyi tanıdık da başarı konusunda birkaç cümle söylemek isterseniz, yani şimdi bireyi tanıdıktan sonra anne babaya ve öğretmenlerin başarı için daha neler yapabilirler? Evet. Şimdi bir kapasitesini değerlendirdiler. Öğretmen değerlendi. Diyelim ki ben öğretmen olsam bütün öğrencilerime yetenek testi yaparım. Ve onların güçlü ve zayıf yanlarını bulurum. Ona göre davranacağım çünkü. Yani her şeyi genel anlamda anlatmak yerine o çocukların temelde eksik olan özellikleri neler, onları bulurum. İkinci nokta, özgüveni hiçbir zaman aşağı düşürmemek, seviyeyi aşağı düşürmemek gerekiyor ve yüksekte tutmak gerekiyor. Bunun için hep verilen mesajın olumlu olması lazım. Olumlu özelliklerini ön plana çıkarmamız lazım. Mesela karşılaştırma hastalığımız var bizim. İşte komşunun kızı Ayşe şöyle yapıyor denilir ya. İşte sen yapamıyorsun. Hatta çok affedersiniz aptal, salak gibi bir takım argo, gerizekalı gibi argo kelimeler kullanırlar kendi çocukları için. Hocam bu konuda bir anımı anlatayım. Hı hı. Bir aile eğitiminde çocuklarının diğer çocuklarla karşılaştırma konusunda velileri bilgilendiriyoruz ve paylaşım var. Bu konuda velilerimiz konuşuyor. Biz de konuşurken bir velimiz çok da bu konuda karşılaştırmadığını, bazen böyle sert olması gerektiğini de iddialaştı. Biz de böyle deyince tabii gayri ihtiyarı bir örnek verdim. Dedim ki ya çocuğunuzu komşunun kızıyla karşılaştırıyorsunuz. Ayşe
sen Fatma gibi olamıyorsun. Bak o işte bilmem şurayı kazandı veya abisiyle karşılaştırıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O çocuğu değerlendiriyorsunuz. Bayana şöyle demiştim. Tabii biraz da çok da üzüldüm. Şimdi buradan tekrar özür diliyorum. Kendisiyle de sonra görüştüm bu konuyu. Ama dedim ki ya eşiniz eve geldiğinde sizi komşunun kadınıyla, hanımıyla karşılaştırsa o daha güzel dese ne diyeceğiz? Gerçekten çok çocuklar için can alıcı bir nokta. Dedi hocam dedi bu kadar dedi önemli olduğunu hiç düşünmemiştim. Çok evet. Ağır oldu ama hayatımdaki en büyük derslerden birisi oldu. Çünkü o çocuk da aynı duyguyu yaşıyor. Çünkü onu biz paylaşmak istemiyor. Yani bir çocuk ne yapmak istemiyor? Anne babasını başkasıyla paylaşmak istemiyor. Onun için değerli olduğunu ne yapmalı? Fark etmelidir diye düşünüyorum. Böyle bir anım olmuştu hocam. Evet. Yani burada tabii sizin mesela anne baba olarak siz birisi karşılaştırdığında sizin savunma mekanizmalarınız güçlü. Ama çocuğunki öyle değil. Çocuk hemen çöküyor bu anlamda. Yani çok fazla direnç gösteremiyor ve bu anlamda olumsuz bir etki bırakıyor. Bizim yapacağımız tek şey şu. Karşılaştırdığımızda bir önceki başarısıyla karşılaştıracağız ve diyeceğiz ki sen daha önce 75 almıştın. Tekrar alabilirsin. 65'e düştüyse örneğin notu. Yani kendini örnek göstereceğiz. Tabii kendini kıyas. Kapasitesinde ne yapacağız? Tabii. Karşılaştıracağız tabii. Öğrenciyi. 75 alan öğrenci 80 alabilir diyeceğiz. Sen bunu başardın. Buradan yola çıkarak bir karşılaştırma yapacağız. Kesinlikle başka bir öğrenciyle karşılaştırmayacağız. Bir de ilkokulda çok hafife alınan şeyler var. İlkokul kısmında sorumluluk bilincinin yerleştiğini iyi bilelim. Bundan dolayı kendi başına ders çalışması, ödevlerini yalnız başına yapması, anne babanın birinci sınıftan sonraki kısmı için söylüyorum. Çocuğun sadece ödevlerini kontrol edici bir mekanizma olarak bir rol üstlenmesi çok önemli. Bu da çocukların sonraki hayatlarında özgüvenlerini, başarılarını, isteklerini bu anlamda etkileyen bir davranışa dönüşüyor. Şimdi özgüven apayrı bir konumuz hocam. Zaten bayağı bir vaktimiz alır. Demek ki özgüvenin temelleri nerede atılıyor? İlkokulda. Belki de daha aşağıya indirebilir miyiz hocam bunu? Şimdi ilk olarak şöyle. 1-3 yaşında çocukta bir özertlik duygusu oluşuyor. Yani ben tek başıma kendi davranışlarımı yapabilirim şeklinde. Mesela el ele tutuşuyorsunuz, bırak elimi ben yalnız yürüyeceğim diyor 1,5 yaşındaki çocuk. İlk kendine güven orada başlıyor. 3 yaşında biraz daha merak duygusuyla soru sormalar başlıyor. Sorularını, her şeyi soruyor değil mi? Sorularını cevapladığınızda evet, evet. Daha çok iletişim kurmaya başlıyor. Ve en önemlisi akademik anlamdaki özgüven temeli 1,5 ve 3 yaşlarına dayanırken yeterlilik duygusu, öğretmen ve velinin özellikle tattırması gereken duygu. Küçük başarılar olsun ama çocuk başarılı olduğunu hissetsin. Öğretmen de bunu ölçüt almalı. Her çocuk, her sınıftaki her çocuktan mutlaka başarılı olduğunu hissetmeli. Bunu hissettiğinde zaten başarı duygusu otomatik olarak motivasyona güdülenmeye dönüşüyor. Peki hocam, burada vaktimiz sona eriyor. Ağzınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Bizi kırmadınız. İlk programımızdı. Evet. Benim için de çok önemliydi. Başarı merdiveninin ilk merdiveni olarak sizi burada ağırladık. Teşekkürler hocam. İnşallah haftaya yeni bir konumuzla burada olacağız. Bugün başarı yoluna çocuğu tanımanın önemine vurgu yaptık. Bir şeyler söylemeye çalıştık. Paylaşım şeklinde olmasını istedik. Herkes her şeyi bilemez. Bizim bildiklerimiz bunlardı. İnsanlar da bunlardan faydalanabilirlerse bizim için çok mutlu verici bir şeydir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.